Karabük ve Safranbolu tarımı dendiği zaman ilk aklımıza gelen ürün tabii ki safran. Biz bunun bilinciyle, ata tohumumuzla öncelikle ilk hedefimizi safran tarımını geliştirmeye ayırdık. Tabii 2000'li yılların öncelerinde de bu konuda büyük çalışmalar var ama bizim yoğunlaşmamız 2000 yılından sonraki yıllarda oldu. Sadece bir köyümüze, Davutobası köyünde yapılan yetiştiriciliği değişik köylere yaydık. Farklı lokasyonlar denedik. 100 metrekarelik ve 200 metrekarelik farklı alanlarda yetiştiriciliği nasıl yapabiliriz, nasıl geliştirebiliriz? Bu çalışmaları yaptık. 2015 yılına kadar yürüttüğümüz çalışmalarda daha sonra turizm faktörünün de bunu etkilenmesiyle biz şu an artık bütün dünyada, evet Türkiye'de safranbolda üretilir, Karabük'te üretilir imajını vermiş olduk. Bu güzel bir başarıdır. Lavanta kokulu safran bahçesi projesi dedik. İkisini bir arada birleştirelim dedik. Bunu birleştirmemizin amacı bir üretim merkezi oluşturmak ve bu üretim merkezinde insan sirkülasyonunun 12 ay boyunca devam etmesini sağlamak ve üretimi turizmle beraber yapmak düşüncemizle yaptık bu projemizi. Safranbolu'nun Gayza köyündeki bu araziyi seçmemizin sebebi hareketli bir bölge olması. Yine cam teras ve farklı turizm ölçekli noktaların buralarda yoğun olarak yapılabilmesi. Bu kapsamda burayı yaptık ve buraya bir lavanta ve safran bahçesi yaptık. Bizim için önemli olan burada şu an için safran, 15 hektarlık alanda bir safran üretimini yapacağız. Soğanlarımızı da Davutobası köyünden temin ettik ve burada güzel bir tohum yatağı hazırladık. Hemen hemen bu hafta itibariyle bu çalışmalarımızı tamamlayacağız. Niyetimiz bu sene az olmakla birlikte, belki biraz geç olmakla birlikte Ekim ayının 17, 18, 19, 20'si artık ilk hasatımızı burada yapacağımızı düşünüyoruz.